Merhabalar, ben Kaan. Denizden Babamış Kısakol isimli bir blog yazıyorum. Aynı zamanda deniz mahsullerinin nitelikli tüketimiyle ilgili bazı başlıkları sizin için hazırlıyor, düzenliyor ve seslendiriyorum. Hoş geldiniz. Bugünkü konumuz tıpkı Deniz Anası podcastinde olduğu gibi suyun altından ilginç bir başlık. Bu başlığın sizin de ilginizi çekeceğini düşünüyorum. Bugünkü konumuz elektrikli balıklar, elektrikli balıkların su altındaki yaşamı. Hazırsanız başlayalım. Elektrikli balıklar suyun altındaki en özel ve en gizemli canlı grubundan birisi. Pek haklarında pek az şey biliyor olmakla birlikte en çok da merak edilen konu başlıklarından bir tanesi. Şimdi çok kısa bir şekilde ben size elektrikli balığın ne olduğundan bahsedeyim. Dünya üzerinde yaklaşık 200 milyon yıldır yaşayan bir grup elektrikli balıklar. Oldukça eskiler. 350 kadar elektrikli balık türü biliyoruz. Bu balıklara ismini veren şey ise aslında onları suyun altında benzersiz ve diğer canlı gruplarından ayıran özellikleri. Özel elektrik üretim organlarının olması ve bu organları vasıtasıyla tabii ki ürettikleri elektriği çeşitli amaçlar için dışarı verebiliyor olmaları. Bu amaçlar ne? Tipik şekilde suyun altındaki günlük yaşam aktiviteleri, yani avlanmaktan bahsediyorum, beslenme davranışı, avcılarından kaçınma, hatta üreme aktiviteleri, doğal olarak da savunma mekanizması. Elektrikli balıklardan bahsederken tabii ki önemli elektrikli balık türlerinden bahsetmemek olmaz. Bunlardan en ilgi çekici olanları elektrik şoku da verebilmeleriyle tanınan torpido balıkları. Torpedo ailesinden. Bu aile içinde en çok bilinen torpido balıkları adi torpido var, Aden körfezi torpidosu var, Florida torpidosu var, siyah noktalı torpido var, mermer torpido var, tabii ki leopard torpidosu var. Torpido balıklarına benzer formda olup onlardan daha farklı bir taksonomik yerde duran vatozların içinde de elektrik olanlar var. Ayrıca bıçak balığı olarak da tanımlanan gimnarşiuslar var. Ve tabii ki elektrikli balık deyince pek çok kişinin gözünün önüne beliren yılan balıksa elektrikli balıklarımızda söz konusu. Biz genellikle formlarından dolayı vatozları, torpidoları ve yılan balıklarını daha çok biliyoruz. Bunlardan hani çizgi filmlerle falan karşılaştığınız balıklar genelde bunlar oluyor da. Şimdi sizin kafanızda bence bir soru da oluştu. Etrafımızdaki sularda varlar mı? Evet varlar. Akdeniz'de ve Ege'de elektrikli balıklardan söz edebiliyoruz. Şimdi ben size daha ilerlemeden önce doğadaki işleyişten çok kısa bir şekilde bahsetmek istiyorum. Ders vermek değil niyetimde. Doğadaki hiçbir canlı arkadaşlar durup dururken oynamak için, eğlence olsun diye ya da sırf canı sıkıldığı için bir başka canlıyı sağlamaz. Bu tür nasıl diyeyim, garip davranışlar galiba bir tek insanlarda görülüyor. Tamam, bir de belki bizimle uzun süredir yaşayan evcil kedileri de bu gruba katabiliriz. Çekirgeleri falan yakalayıp öldürmeden oynuyorlar ya. Neyse, aslında konumuza dönüyorum. Elektrikli balığın elektriğinin nasıl çalıştığını size biraz açıklamam gerekiyor. Elektrikli balıkların vücudunda yer alan ve balığın elektrik üretmesini sağlayan hücreler elektrositler. Bunlar kas ve sinir hücrelerinden özelleşmiş olan özel hücresel yapılar. Elektrosit hücreleri elektrik yüklü iyonları hücrelerin içine ve dışına hareket ettirerek bir gerilim oluşmasını sağlıyorlar. Bu aktivite daha sonra bir elektrik akımı oluşturuyor. Şu aşamada söylemek sanırım yanlış olmaz. Bu balıklar organları vasıtasıyla elektrik üretirlerken uranoskopitler hariç aynı zamanda diğer balıklar tarafından üretilmiş elektriği de algılayabiliyorlar. Bu elektriği algılama işi en az elektriği üretmek kadar karmaşık. Çok detay vermeyeceğim. Bu dediğim gibi bir ders olmadığı için
kıkırdaklı balıklarda, vatozlarda ve kimeralarda, hatta Mersin balıklarında Lorenzini ampullarından gelen ismiyle ampular elektro algılama işlevi var. Bu balıkların çoğunluğu yanal çizgisinde evrimleşmiş olan bir şey ve Lorenzini ampullarları kemikli balıklarda ve dört ayaklılarda kaybolmuş halde. Bu nedenle günümüzde bildiğiniz pek çok kemikli balık elektriksiz. Hatırlatmadan size bunu geçemeyeceğim. Elektrikli olma hali balıklar için spesifik bir tanımlama aracı. Bu balıklar ürettikleri elektriği darbe ve dalga olmak üzere iki şekilde gönderiyorlar. Bunlar tabii ki türe ve elektrik kullanım amacına göre değişiyor. Yani yaşadığı yerde yolunu bulmaya çalışıyorsa, bulunduğu yerden ilgili bilgi toplamaya çalışıyorsa ki bunu bir 007 ajanı formunda bilgi toplamaktan değil, dizdeki görmek, dinlemek, koklamak olarak da düşünebilirsiniz. Ya da diğer balıklarla iletişim kurmak istiyorsa genellikle 1 volttan daha zayıf elektriği dalga formunda, avlanmak içinse daha yüksek miktardaki elektriği darbe formunda gönderiyor. Bir diğer grup olan Stargazer kurbağa balıkları ise yıldıza bakan mı demiştim daha önce ben, öyle bir şey demiştim galiba. Bu kurbağa balıkları, yılan balıkları ve vatozlarla torpidolar avlanmak, kendilerini savunmak ve yollarını bulmak için güçlü elektrik akımlarından faydalanıyorlar. Bunların içinde Electrophorus electricus isminde bir yılan balığı var. Göreceli olarak küçük boyutlarına rağmen dikkat çekici miktarda elektrik üretebilen bir balığımız. Hatta bu podcast hazırlarken karşıma çıkan bir araştırmada sudan fırladığını ve bir insanın koluna elektrik vermek üzere yapıştığını gösteren bir örnek var. Linkini açıklamalara ekliyorum, oradan bakarsınız. Şimdi tamam, elektrikli balıklar var, yaşıyorlar, hayatlarını devam ettirmek için elektrik kullanıyorlar da elektrikli balıklar nerede yaşıyor? Hiç bunu düşündünüz mü? Elektrik üretebilen bu balıklarımız dünyanın çeşitli yerlerinde, nehir, göl ya da deniz gibi farklı su kütlelerinde bulunabiliyorlar. Asya'da varlar, Güney Amerika'da varlar, Asya'nın nehirlerinde çeşitli türleri var. Bu balıkların yaşadığı yere dair ortak bir nokta ararsak da bulanık ve çamurlu sularda yaşadıklarını görüyoruz. Bu sularda avlanma, korunma, hatta üreme aktiviteleri için elektrik üretebilmek gerçekten önemli o kazan. Çünkü şöyle düşünün, bir nevi körsünüz, etrafınızı fiziksel olarak ışık vasıtasıyla algılayamıyorsunuz. Başka bir yolla görmeniz gerekiyor. Bu da bu balıklar için elektrik olur. Size az önce yüzeysel olarak bahsettim fakat bu balıkların elektriği kullanma gereksinimi suyun altında hayatta kalmalarının bir sonucu. Yani geçmişteki atalarının canı sıkılmış da antik taşlarla okey oynarken hadi boş durmayalım da bir elektrik organı geliştirelim dememişler. Şimdi üreme ve hayatta kalma ne alaka diyebilirsiniz ama suyun devam etmesini sağlamak da bir hayatta kalmak diyor esasında. Yani olay yine biz insanlardakinden biraz daha farklı gibi görünüyor. Döl aktarımı aktivitesi bizdeki gibi biraz işlevinden saparak eğlence amacı için değil de en azından bu balıklar için bir amaç ve bir hedef doğrultusunda gerçekleşen bir davranış. Elektrikli olmanın avlanmak ve kendini korumak için olduğu kadar bir başka önemli avantajı da tabii ki suyun altında yönünü bulma işlevi. Az önce de dedim ya, bu balıkların ortak yaşam alanı genellikle çamurlu ve bulanık sular. Deniz balıkları için bir şey söylemeyi unuttum. Size dedim ya, torpido balıkları ve vatoz balıklarında genellikle elektrik görüyoruz diye. Bunlar da dip balıkları. Yani suyun dibinde genellikle karanlık, yön bulmanın birazcık zor olduğu yerlerde yaşıyorlar. Bu nedenle hayatta kalmak buralarda teknik olarak bir sanat. Bakın arkadaşlar, sizin şunu anlamanız lazım. Dünyada sizin çoğunlukla gördüğünüz yerler henüz deniz kalmış. İnşallah da öyle kalır. Berrak, aydınlık, yani güneş ışığının girdiği yerler,
göreceli olarak da bu gibi canlılar yönünden steril olan sular. Siz hiç mangrove ormanlarının altlarına, Amazon gibi büyük akarsuların geçtiği derin ormanların içlerine, sualtı mağaralarını gördünüz mü? Yani bunları görseniz sizi suyun altına girmekten tırstıracak o kadar çok canlı var ki. Ve bunlar kendi ekosistemleri içinde bir beslenme dengesini yakalamış halde ve hepsi aslında hayatta kalmaya çalışıyorlar. Peki denizde yaşayanlar? Tuzlu su elektrik balıklarına bakacak olursak da, dedim ya az önce, genellikle dip balıkları, bu da çoğunlukla karanlık yerlerde yaşadıkları anlamına geliyor. Burada da ışık az veya hemen hemen hiç olmadığı için bir görme kısıtından bahsediyoruz. Dolayısıyla hayvanlar etraflarını algılamak için elektrikten faydalanıyorlar. Bu da aslında etrafımızla farklı yollarla iletişim kurmamızın çok da zor olmadığını gösteriyor. Şimdi sizinle birlikte yine bu elektrikli balık konusundan çok minik bir uzaklaşacağız. Bizim vücudumuzda elektriği nasıl kullandığımızı size anlatmam gerekiyor. Çünkü bu birazcık da bu elektrikli balıkları anlamanız için önemli. Başta dokunma duyumuz olmak üzere tüm duyularımızı kullanma metodumuz algılayıcı hücrelerimizin algıladıkları şeye dair bilgileri elektrik sinyalleri vasıtasıyla beyne iletmeleri sayesinde oluyor. Çok spesifik bir örnek vereyim mi? Tam böyle anlayabileceğiniz şekilde basitleştireyim oluyor. Elinizi sıcak suya değdirdiğinizde beyninizin size elinizi geri çekmenizi söylemesi. Ya da birazcık daha sevimli bir örnek vermem gerekirse bir kedi tırnağını bacağınıza taktığında oranın acıyarak bacağınızı geri çekmeniz. Bunların hepsi beyninizin ilgili dokuya yolladığı elektrik akımcıkları sayesinde oluyor. Doku acıyor, çek elini diyor. Ya da kedi tırmaladı, orası acıyor, çek bacağını diyor. Yani biz insanlar da dahil olmak üzere bütünüyle elektrikten arınmış ya da nötr halde değiliz. Küçükken hepimiz yaptık, yapmadık mı, yapmadık mı, yani yalan söyler. Dilinizde 9 volt bir pili değdirdiğinizde dilinizde tuhaf bir gıdıklanma hissettiniz değil mi? İşte bu elektriğin pilden sizin vasıtanıza toprağa akması olayı. Dolayısıyla sizde de bir miktar elektrik var, yok değil. Davyatta elinizi kolunuzu kaldırmak, yürümek, bedeninizdeki kasılmalar hepsi elektriğin işi. Şimdi elektrik kulakları geri dönüyoruz. Doğada avcılık yapmak ve av olmak birbiriyle oldukça bağlantılı bir deneyim. Yani doğada bir gün avlanırken öteki gün av olabilirsiniz. Bu hiç şaşırtıcı bir şey değil. Olay markete gidip 1 kilo kıyma alarak onu evde köfte yapmaya pek benzemiyor anlayacağınız. O 1 kilo kıyma için ciddi bir çaba sarf etmek gerekiyor. Hatta o 1 kilo kıyma sizi avlayan birisi için siz bile olabilirsiniz. Bu çaba elektrikli balıklarda elektrik akımı üreten hücreler sayesinde gerçekleşiyor. Tamam. Yani bu balıkların evrimleri elektrik üretmek yönünde gelişmiş. Ve elektrik bu balıkların adeta uzamsal bir organ haline gelmiş. Şimdi bu elektrik sayesinde etrafında kim var, ne var, bu adam ne yapıyor, onu akşam yemeği yapmak üzere hazırlanıyor mu ya da bulanık ya da karanlık bir suyun içindesiniz, bir yerlere toslamadan evin yolunu nasıl bulacaksınız? Hepsini elektrik sayesinde öğreniyorlar. Balık bunu etrafına mini mini elektrik sinyalleri yollayarak çözüyor. Avından kaçıyor, avından saklanıyor, evinin yolunu buluyor ya da kendini savunuyor. Dünyanın çeşitli yerlerinde birçok elektrikli balığın yaşadığından bahsetmiştim size, tatlı suda ya da tuzlu suda. Bunlar arasında elektrikli yılan balığı dedim, en güçlü olanlardan biri, torpidolar, yayın balıkları, vatozlar var. Anlayacağınız geniş bir ekipten bahsediyorum aslında. Fakat bunlar da kendi içlerinde bazı gruplara ayrılıyorlar. Gelin şimdi bunları birlikte bir bakalım. Bu grubun içinde size az önce de söylediğim Electrophorus electricus isimli bir anguilla, yani yılan formlu bir balık var. Tam 860 volt elektrik üretebiliyor. Su altında elektrik üretebilen balıklar olduğunda kral tacı bu balıkta. Tek atışta avın şoka uğratıp kolayca mideye indirebiliyor.
Şimdi lisede falan elektrikle ilgili bir ders aldıysanız genellikle paralel ve seri bağlı devrelerden bahsedilir. İşte bu fark elektrik üreten balıklarda var. Denizde yaşayan elektrikli balıklar düşük voltajlı ve yüksek akımlı elektrikle şarj edebilirler. Tuzlu suda küçük bir voltaj elektrik organının iç direnciyle sınırlı büyük bir akım oluşturabilir. Bu nedenle elektrik organı paralel olarak birçok elektrositten olur. Tatlı suda yaşayanlar için durum biraz daha değişik. Yüksek voltaj düşük akım deşarjlarına sahipler. Tatlı suda güç ortamın büyük direncinden akım geçirmek için gereken voltajı sınırlı. Bu nedenle bu balıklar seri halde çok fazla elektrik hücresine sahip. Buradaki temel ayrım ne biliyor musunuz? Tuzlu suyun elektriği daha kolay iletiyor olması. Bugün sizinle elektrikli balıkları konuştuk. Elektrikli balık nedir? Elektrikli balığın elektriği nasıl çalışıyor? Elektrikli balık bunu hangi amaçla kullanıyor? Nerede yaşıyorlar? Nasıl kullanıyorlar? Temel işlevleri ne? Elektrikli balık ne kadar üretiyor ve elektrikli balığın temel farklarından bahsettik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.